Sayfalarınıza eklemiş olduğunuz tabloların satır özelliklerini de düzenlemek için herhangi bir satırı seçtikten sonra o satırın arka plan rengi ya da yazı karakteri gibi özelliklerini özellikler denetçisinden düzenleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tablolar içindeki özellikleri düzenlemek için stilleri kullanmanızı her zaman için öneririm. Evet, diyelim ki tablomuzu bu şekilde düzenledik. Dreamweaver içerisinde tablolarla ilgili e, düzenlemeye yardımcı olabilecek bir aracımız daha var. Bu araç daha çok verileri dışarıdan aldığınız tablolarda ya da değişikliği Dreamweaver içinde de yaptığınız tablolarda size tabloların sıralanmasını ya da e, içindeki verilerin sıralanmasını sağlayarak kolaylık sağlayan bir araç. Bunun için bu işiyle uygulamak istediğimiz tabloyu seçiyorum. Commands menüsünden Sort Table seçeneğini seçiyorum. Bu tablo içindeki verileri iki kolona kadar e, belirlediğiniz kriterler doğrultusunda sıralamanızı sağlıyor. Örneğin kolon 1'i ben alfabetik olarak sıralamak istediğimde kolon 1'i alfabetik olarak sıralıyor ve karşılıklı verileri tabii ki e, buna göre düzenliyor. Farkındaysanız satırlarımızda e, renk seçeneğimiz var. Renklendirdik satırlarımızı. Keep all row colors the same after the sort has been completed seçeneğini seçersek eğer e, o zaman satır renkleri de satırdaki öğelerle birlikte yer değiştiriyorlar. Peki ikinci kolonu mesela deneyelim. Nümerik olarak. Gördüğünüz gibi renkler oldukları yerde duruyorlar. Sadece öğeler yer değiştiriyor. Ya da satır üçe göre sıralayalım. Ters sıralama için descending'i seçmemiz yeterli olacaktır. Böylece e, basit manada sıralama işlemlerini dream yönü içinden çıkmadan, tabloyu başka bir e, ortama aktarmadan kolaylıkla yapabilirsiniz.